Değerli arkadaşlar merhaba. Yeni bir göz hizası programında Asuman'la birlikteyiz, sevgili Asuman'la birlikte. Ve bugün programı ben açmayı tercih ettim. Programa şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Sizin bana çokça sorduğunuz, yazılı olarak da gelen kız erkek ilişkileri mevzunu bugün konuşmak arzu ettim. Ve şöyle bir başlangıç yapmak istedim. Önce Asuman'a sormak istiyorum, sevgili Asuman. Senin bu konudaki temel yaklaşımın nedir? Kız erkek ilişkilerindeki ölçülerin nedir? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Evet sevgili ablacığım, bu mesele aslında yani insan ilişkilerinde karşımızdakinin cinsiyetini öncelemeden kişiliğiyle, insan oluşuyla onu ele almak sanırım hayatı çok daha kolay ve yaşanabilir hale getiriyor. Ben de bölümüm itibariyle yani erkeklerin baskın olduğu bir bölümden mezunum ve çoğu zaman derslerimde sınıfta belki tek kız veya iki kız arkadaş oluyorduk. Genelde erkekler daha baskın oluyordu. Bu da tabii ki de erkeklerle ya da sınıf arkadaşlarımızla değil mi olan iletişimimizi bir zorunlu kılıyordu. Çünkü grup projeleri, işte not alıp verme gibi meseleler. Bunlar tabii yani üniversite içerisinde de kaçınılmaz. Özellikle de erkeklerin baskın olduğu bir bölüm varsa tüm sınıfta ya da tek kızsam bunun hani iletişim meselesinde belli kurallar, çerçeveler kendimize çizmiş oluyorduk. Hani hassasiyetlerimiz ya da algılayışımız ölçüsünde. Ben tabii bu konuyu nasıl yorumluyorum? Karşımdakinin beni bir insan olarak ele almasını isterdim. Dışarı gözünden baktığımızda hani bir kız veya erkek olarak cinsiyeti öncelemeden bir insan olarak ele almasını isterim. Bunu tercih ederim. Ben de o yüzden insan olarak yani kişiliğiyle bir insanı ele almaya çalışıyordum genel manasıyla. Evet. O zaman aslında belki şuradan başlatabiliriz konuşmayı. Hani Hoca Efendi diyordu ya, asırlar boyunca kadının eve kapatıldığını ve ona haksızlık edildiğini vurguluyordu. Biz de bu kanaati paylaşıyoruz zannediyorum ve yaşadığımız dönem itibarıyla hem hizmet-i imaniyedeki ve Kur'aniyedeki vazifelerimiz itibarıyla hem içtimai hayatın içerisinde bulunmamız, emri bil maruf nehyenin münkenin farzı aynı olması itibarıyla öyle görünüyor ki hayatın içerisindeyiz ve içerisinde olmaya da devam edeceğiz. Yani hayatın her ünitesinde kadınlar var, bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu kız erkek ilişkilerinin nasıl yürütüleceği meselesini bir bağlama oturtmamız gerekiyor hepimizin. Aslında senin konuyu başlattığın bağlam benim için de çok önemli. Bu gençler tarafından bana sorulduğu zaman ben konuyu incelemeye, irdelemeye kimlik inşasından başlıyorum sevgili Asuman. Hepimiz yeryüzünde kendi kimliğimizi inşa ediyoruz. Ben bunu çokça tekrar ederim. Hepimiz aslında kendi ruhumuzun heykelini ikame etmeye çalışıyoruz. Heykel yontucularıyız bizler. Ve bir kimlik inşasında esas olan şey kimliğimizi neyin üzerine inşa ettiğimiz. Zannediyorum senin yaklaşımın da bu. Yani nasıl bir kimlik inşa ediyoruz? Ve biz kimlik inşa ederken sevgili Asuman, onu neyin üzerine bina ediyoruz? Yani bizim için ben kimliğimi, sen bana kimliğini sorsan, benim kimliğimi sorsan, onu nasıl tanımlarım? Buradan başlatıyorum ben de gençlerle sohbeti. Peki sen nasıl tanımlarsın? Yani bir kimlik inşasında sen kimliğini neyin üzerine inşa ediyorsun? Demin hani insaniyetten yola çıktın. Neyin üzerine Asuman? Senin için kendi kimliğini izah etme noktasındaki en üst kimlik, onunla kendini tanımladığın, mahiyetini onunla özdeşleştirdiğin kimlik nedir? İnsanın sanıyorum en üst kimliği kul olma kimliği. Onun diğer her şey aslında onun altında, ondan sonra geliyor. En öncelememiz gereken Allah'la olan ilişkimiz, yani kulluğumuz. Ben bir kulum diye başlayabiliriz cümleye. Hani ben bir kadınım, ben bir erkeğimden ziyade ben bir kulum, ben bir insanım. İnsan nedir? Zaten kuldur. Eşref-i mahluk olma yolunda kıvamımızı bulmaya geldiğimiz bu dünyada bizi en şerefli kılan paye de kulluk payesi.
Hatta Mesnevi Nuriye dersimizde geçen yaptığımız dersimizde de bahsetmiştiniz. İnsan buraya kıvamını bulmaya geldi diye dünyaya. Daha önce de neden dünyaya gönderildik başlıklı bir sorumuz vardı. Çok en kısa öz bir şekilde belki ona da bir alternatif cevap olabilir. Evet, kıvamımızı bulmaya geldik. Ve kıvamımızı da zaten kullukla buluyoruz. Bu nedenle en üst kimlik olarak kulluk zikredilebilir sanıyorum. Doğru bir cevap, çok güzel. Ta Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi biz tanımlarken biliyorsun kelime-i şehadetin içerisinde önce onun kulluğunu zikrediyoruz. Abduhu ve Resuluhu diyoruz. Yani Risaletten bile bir manada üst bir kimlik olarak tanımlıyoruz Efendimizin kulluğunu. Hatta biliyorsun Efendimiz'i Cenab-ı Hak Miraç'a davet ederken o davetiyenin üzerine abd yazıyor, kul. Hazreti Mevlana da kul oldum, kul oldum, kul oldum diyordu ya Mesnevi'de. Biz kulu bir kimlik olarak, ayrılmaz bir parçamız olarak, parça düzeltiyorum, hayır, mahiyetimiz olarak o onunla tanımlıyoruz, onunla kimlik kazanıyoruz ve onun üzerine kimlik inşa ediyoruz. Sevgili Asuman, dolayısıyla bu kulluk ilişkisi kadın erkek ilişkilerinde de benim kimliğimi ortaya koyuyor. Yani ben cinsel kimliğim var, doğru, yani kız ve ya da erkek oluşumun kimliği var ama kendi kimliğimi, yani o üst kimliği kız ya da erkek oluşun üzerine bina etmiyorum ve bana modern hayatın içerisinde biliyorsun insanlar böyle cinsel kimlikleriyle kimlik inşa etmeye çalışıyorlar. Bu bana çok problemli geliyor sevgili Asuman. Gençler için de çok problemli geliyor. Buna zorlanıyorlar çünkü böyle bir kimlik inşasına. Problemli olma noktası şu. Yani bizim bedenimiz fani olan, zahir olan bir beden. Yani bugün saçlarımız sırma saçlar olabilir ama yarın beyazlayacak ve dökülecek. Bugün efendim gözlerimiz çok insanlara hayran bırakacak gözler olabilir ama yarın o gözler toprağa karışacak. Bugün çok genç ve dinç, parlak bir görüntümüz olabilir ama yarın yaşlanacağız, belimiz iki büklüm olabilir. Dolayısıyla bir faniliğin üzerine, yani çürük bir zeminin üzerine bir bina inşa edemeyiz. Yani kimlik, cinsel kimlik üzerine kurulamaz, fanilik üzerine kurulamaz. Bunu böyle kuranların hikayelerini sen de görmüşsündür. Mesela özellikle mankenler gibi, artistler gibi, efendim geçmişte bedenlerinin parlaklığı üzerinden hayran kitlelerine seslenen, şimdi idol diyorlar ya, çeşitli idoller gibi, onlar yaşlandıklarında görüyorsunuz hani o parlaklık gidiyor, yüz kırışıyor. Onları gençlikleri için ah ederken, vah ederken, ağlarken görüyorsunuz ve onlara hayran olan kitlelerin de etraflarından dağılıp kendilerine yeni hayranlar bulduklarına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla biz fanilik üzerine, yani bu bizim için çok önemli bir ölçü, fani olan hiçbir şey üzerine kimlik inşa edemeyiz. Bunu sadece cinsel kimliğimiz olarak düşünmeyelim sevgili Asuman. Mesela makam, mansıp, zenginlik, para, hatta bilgi bile, yani ilim üzerine kimlik inşa etmeye çalıştığımızda bugün hafızamız çok güçlü, bilgilerimiz çok derin olabilir ama yarın o hafızayı Cenab-ı Hak elimizden alabilir. Dolayısıyla biz kimliğimizi daima her koşulda kulluk üzerine inşa etmekle mükellefiz sevgili Asuman. Ve bunu başardığımızda peki, yani kulluk ilişkiler ağını nasıl örgülüyor diye ikinci bir soru karşımıza çıkıyor. Yani kulluk Allah'la olan ilişkimizi mi belirliyor yoksa insan ilişkilerini de belirliyor mu kulluk ve nasıl belirliyor? Temel soru bu. Sen bu soruya nasıl cevap verirsin? Kullukta derinleşme meselesi ve hani çevremizde olan irtibat deyince aklıma herkes yaşlı men yaman, herkes buğday men saman dizeleri geldi. Yani aslında orada kulluğun derinliğiyle irtibatlı bir şekilde sosyal hayata da etkiliyor. Eğer herkes yaşlı men yamansa herkese el üstünde, kiminle karşılaşırsa insan onu el üstünde tutar, yani onu aziz bilir. Bu da onun sosyal ilişkilerini çok güzel şekillendirir diye tahmin ediyorum. Bu da aslında kullukta çok ciddi irtibattı. Çünkü ben kötüyüm diyebiliyorsa bir insan, onun Allah'la ilişkisinde bir derinlik olduğunu düşünüyorum. Yani aklıma böyle geliyor. Hani bir insan gerçekten herkes yaşman yaman diyebiliyorsa, nefsini
özellikle de egoizm çağındayız. Herkesin benliğinin çok ciddi önde olduğu, özellikle hani pompalandığı da diyebilirim. Benci anlayışın pompalandığı bir devirde böyle bir ifade kullanabiliyorsa bir insan, Allah'la da ilişkisinin, ya okulluk ilişkisinin derinliği hakkında bir fikir verebilir bize. Evet, tabii burada sen altını çizsin ama ben bir kere daha çizeyim. Hani o ben kötüyüm ifadesi insanın bütününü kuşatan bir ifade değil. Yani nefsimizi hesaba katarak, günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı hesaba katarak kurulmuş bir cümle zannediyorum. Yoksa insanın bütün mahiyetini kuşatan bir cümle olmamalı. Çünkü iyiliğe kilitlenmeye çalışıyoruz, masumiyete kilitlenmeye çalışıyoruz ruhumuzla, kalbimizle, idealizmimizle. Ama ben işin farklı bir mahiyeti üzerinde daha durmak istiyorum sevgili Asuman. Şöyle düşünelim. Şimdi biz doğru Allah'a iman ediyoruz ve kulluk bizim sadece insan ilişkilerimizi değil, bütün varlıkla ilişkilerimizi de belirliyor, öyle değil mi? Yani nebatatla, bitkilerle ilişkilerimizi, doğayla ilişkilerimizi, hayvanlarla ilişkilerimizi, atmosferle ilişkilerimizi, atomlarla ilişkilerimizi, bütün ilişkilerimizi kullukla biçimlendiriyoruz. Bu şu anlama geliyor. Ben hangi Allah'a iman ediyorsam, hangi Allah'ın kuluysam, o bitki de o hayvan da onun kulu. Ben hangi Allah'ın mahluku olduğuma, masnuu olduğuma inanıyorsam, o mahlukatın da, diğer nebatatın, hayvanatın da mahluk olduğuna, masnu olduğuna, dolayısıyla Rabbimizin bir olduğuna, Halikimizin bir olduğuna, Malikimizin bir olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla onun da bir hukuku olduğuna inanıyorum ve o hukuka saygı gösteriyorum. Böyle değil mi? Yani varlıkla ilişkimizi kurarken bende tecelli eden Esma-i İlahiye'nin varlıkta da tecelli ettiğinden yola çıkıyorum. Hatta Bediüzzaman Hazretleri der ki sevgili Asuman, hallakiyet noktasında biz, Cenab-ı Hak hallak, biz de onun mahlukuyuz. Bu noktadan baktığımızda aslında bütün mahluk da Allah'ın, bütün mevcudat da Allah'ın mahluku, ben de Allah'ın mahlukuyum, bak eşitlenmiş oluyoruz, hepimiz mahlukuz. Masnuiyet, hepimiz Allah'ın sanatlarıyız. Merzukiyete bak, bütün zihayatın rızkını Allah veriyor, benim de rızkımı Allah veriyor. Dolayısıyla dikkat et, bu noktalarda eşitleniyoruz mahlukatla. Ve biz insan olduğumuz için bize tecelli eden, mahlukattan daha ziyade aynadarlık yaptığımız Esma-i İlahiye var. Fakat bu da bir şuur ve bilinç meselesi. Ve gelelim insan ilişkilerine sevgili Asuman. O insan ilişkilerini de işte kulluk bağlamında kurduğumuzda üstadın temel bir yaklaşımı var. Üstadımız diyor ki, gaye-i hayal olmazsa eshan enelere döner. Bu sözü bilirsin. Sevgili Asuman, insanın ideali, ümniyesi, gayesi, hedefi, ki kulluk bu noktada bizi bir yörüngeye oturtuyor. Bunlar varsa diyor Bediüzzaman Hazretleri, onun hayalleri, onun düşünceleri, onun duyguları hep o idealin etrafında örgünelir. Ama bir insanın ideali yoksa, niye yaşadığını bilmiyorsa, bir mefkuresi ulaşacak yoksa, o zaman ne olur diyor Asuman, Bediüzzaman Hazretleri, onun zihni, duyguları, düşünceleri hep ben etrafında örgülenir. Sen enaniyet asrı dedin ya, işte gözüm, kaşım, bedenim ve beni en çok mutsuz eden, en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi gençlerin buna doğru itilmesi. Yani güzellik, mesela kız çocuklarına bak sevgili Asuman, güzellik onlar için çok önem arz ediyor ve güzelliği de bir form olarak tanımlıyorlar. Yani başkalarının güzel tanımını alıp onu kullanıyorlar. Oysa Allah'ın yarattığı insan, Allah diyor ki, ben onu güzel yaratmadım, güzeller güzeli yarattım. Ah, seni takvim üzerine konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Dolayısıyla bu kadar güzeller güzeli yaratılmış olan bir insan, ayna karşısında, başkalarının bakışları karşısında, içinde bulunduğumuz zamanın güzellik formu karşısında sürekli kendini ona zorlaması, sürekli aynaların karşısında şurasını burasını beğenmemesi ve bunun üzerinden kimlik inşa etmeye çalışması, karşı cinsin ona duyduğu ilgi üzerinden kendine değer biçmesi, kendi değerli olduğunu, ona gösterilen ilgi, güzel bulunması üzerinden tanımlaması, bunlar gerçekten içler acısı vaziyetler sevgili Asuman.
onun yerine ne olması gerekiyor? Tam da senin söylediğin gibi, yani biz kulluk üzerinden bir kimlik inşa ediyoruz. Bir gayeyi hayalimiz var. Sosyal hayatın içerisinde niçin bulunuyoruz sevgili Asuman? Niye sosyal hayatın içerisindeyiz? İlişkimizi neyin üzerine kuruyoruz? Diyaloglarımızı neyin üzerine inşa ediyoruz? Hani sohbetimiz hep sohbeti canan olsun diyoruz. Bunu neden zikrediyoruz? Çünkü bir idealimiz, bir gayemiz var. Dolayısıyla mesela ben öğrenciysem ilişkilerimi, öğrenci ilişkilerimi elbette kuracağım. Sosyal hayatın içerisindeyim. Meslektaşlarım olacak. Konferanslara katılacağım. Hayatın içerisinde çeşitli paylaşımlarımız olacak kız erkek. Fakat bu ilişkileri kurarken senin söylediğin gibi cinsellik üzerine kurmayacağız. Ne üzerine kuracağız ilişkilerimizi? Ben bir kulum, benim üst kimliğim kulluk, benim bir gayeyi hayalim var, bir idealim var, hedeflerim var, niçin yaşadığımı biliyorum, benim bir ahiret hayatım var. Dolayısıyla da Allah'ın koyduğu ölçüleri riayet ederek orada bulunacağım. Yani sen çok güzel tanımladın, hani muhatabımın kadın ya da erkek oluşu benim öncelediğim bir mesele değil dedin. Ki bu önemliydi bence de. Ne oluyor? Ben ciddiyetimi, mesafemi muhafaza ediyorum ilişkilerimde. Ve bu mesafeyi Allah'ın koyduğu kurallar, kaideler çerçevesinde ciddiyet üzerinden, saygı üzerinden, insana saygı üzerinden biçimliyorum. Öyle değil mi Asuman? Sen de zannediyorum böyle düşünüyor ve böyle uyguluyorsundur. Ne dersin? İnşallah. Evet, bahsettiğiniz hani kainatla bir ilişki kurma meselesi, hani insan ilişkilerine gelmeden önce kulluğun kainatla bize kurdurduğu ilişkiden bahsederken aklıma namaz bahsi geldi. Namazda da hani bütün bir kainatla cemaat olma meselesinden bahsediyorduk ya, yani oradaki bir hani ağacın şükrünü, bir kedinin şükrünü ulaştırma meselesi, orada kainatla kardeş olmayı hissediyoruz. Bu kulluğun aslında bizi ne kadar yüce bir makama da çıkardığını gösteriyor. Diğer türlü sadece tek ben etrafımda döndüğünde benle tek başıma hiçbir şey ifade etmiyorum, ama kainatla birlikte bir kardeşlik bağı içerisinde bu ilişkilerimi sürdürüyorum. Bunu insani ilişkilere taşıdığımda da aynen böyle. Yine bir cemaat oluşu, bir kardeşlik şuuru kaplıyor insanın içini. Hep hani okulluk meselesini öncelediğimizde, insaniyeti ve saygıyı öncelediğimizde çok daha zaten seviyeli ve sağlıklı ilişkiler kurabiliyoruz insanlarla. Evet, bu elbette innemel müminine hüvvetün ayetini hatırlattı bana. Müminler kardeştir. Dikkat et bak, yani kadın erkek ayrımı yapmadan mümin olmanın kardeşliğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Şimdi üstadımız bize diyor ki kainat bir mehdi uhuvvettir diyor. Yani bir uhuvvet beşiğidir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü biz tevhid ilkesini de sevgili Asuman, kainattaki tevhid ilkesini de hatırla. Dayanışma, yardımlaşma, kucaklaşma, cevaplaşma fiilleri üzerinden tanımlıyoruz. Yani bütün bir varlık arasında kucaklaşma, dayanışma, yardımlaşma var. Dolayısıyla varlıkla ilişkimizi uhuvvet üstünden tanımladıktan sonra, yani kardeşlik ilişkisi olarak tanımladıktan sonra bütün bir insanlık alemiyle de bir insan olma ilişkisi kuruyoruz ki bu biliyorsun ahlak üzerinden kurulan bir ilişki, saygı üzerinden kurulan bir ilişki ve bizim için bütün insanlık aslında sevgili Asuman ikiye ayrılıyor. Bir, ümmeti icabet, ümmeti davet diyoruz insanlığa biz. Ümmeti icabet Allah'ın mesajı, tevhid mesajı, risalet mesajı o insanlara ulaşmış ve o insanlar da o icabete, o davete icabet etmiş olanlara ümmeti icabet diyoruz. Yani Müslümanlar, müminler, efendim kardeş olduklarımız, iman bağıyla bağlı olduklarımız, din bağıyla bağlı olduklarımız. Bir de hala o davet kendilerine ulaşmamış olanlar var. Henüz ulaşmamış olanlar diyelim. Yani birisi diyelim ki kafirdir ama Allah ona ömür müddeti veriyorsa hala davet ona ulaşabilir anlamına geliyor bu, öyle değil mi? Ona da ümmeti davet diyoruz. Dolayısıyla insanlarla bizim aramızda bir bağ var. Ümmeti icabet, ümmeti davet bağı var. Sonra mümin kardeşlerimizle bir bağımız var. Bunu daraltabiliyorsun. Mesela sınıf arkadaşlarında, mesai arkadaşlarında, hatta üstadın dediği gibi insan
bir taburda diyor Bediüzzaman Hazretleri askere gitse, bir beraber askerlik etsen o bile bir yakınlık vesilesi oluyor. Sınıf arkadaşı olsan bir yakınlık vesilesi oluyor. Bu yakınlıkları hep dikkat et bak cinsel kimlik üzerinden tanımlamıyoruz. Hiçbirini böyle cinsel kimliğe inşa etmiyoruz. Cinsel kimliğin önemli olduğu nokta neresidir? Evlilik ilişkisidir sevgili Asuman. Ve ömrümüzde biz bir kişiyle evlenebiliyoruz. Başka biriyle evlenmek için önce o kişiden boşanmak gerekiyor. Dolayısıyla hani o cinsel kimliğin bu kadar çok hayata hakim hale gelmesi, bu kadar çok insanları onun üzerinden kendi kimliklerini tanımlamaya sevk etmesi aslında bizim zamanımızın problemi. Ben gençlerin buna zorlanması, özellikle kız çocukları üzerindeki bu dayatmalar beni çok rahatsız ediyor ve onların kendi kimliklerini cinsel kimlik üzerine inşa etmek yerine, bir de biliyorsun bizim kulluk kimliğimizi tanımladığımız sevgili Asuman, çok önemli bir kimliğimiz var, hizmet kimliği dediğimiz kimliğimiz. Aslında hizmet kimliği neyi tanımlıyor? Senin için de öyledir zannediyorum. Mesela benim için sevgili Asuman, hizmet kimliği gaye-i hayalimi tanımlıyor. Hani üstad diyor ya, insanın gaye-i hayali olmaz. Gaye-i hayal, yani ulaşabileceği en yüksek zirve, gaye-i hayal, ideal. Ve bizim idealimiz bütün bir insanlığı kuşatma, kucaklama ideali değil mi sevgili Asuman? Dolayısıyla hep o gaye-i hayalle düşündüğümüzde, onunla oturduğumuzda, onunla kalktığımızda, bunun için çok önemli bir örnek var. Üstad için anlatılır biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri Van'da bir valinin, bir paşanın konağında kalıyor. Ve valinin iki tane kızı var. Yanlış söylüyorsam beni düzelt sevgili Asuman. İki tane kızı var. Üstad uzun zamandır onlarla beraber kalıyor, o konakta kalıyor ve iki kızı birbirinden ayırt edemiyor. Şimdi bu bence çok önemli bir örnek. İki kızı birbirinden ayırt edemiyor çünkü onlara o nazarla hiç bakmıyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte ölçü bu ve bu çok tatlı bir ölçü sevgili Asuman. Sanıyorum 6 ay kadar kalıyor o konakta ve takriben o konakta kaldığında, ben de yanlış hatırlamıyorsam, yani aklımda kalan rakam Üstad Hazretleri'nin 19-20 yaşlarında olduğu. Yani gerçek manada hani kulluktaki o derinliği, kimliğini neyin üzerine inşa ettiği öyle açık ki, yani hiçbir şekilde görmemiş bile bir insanın ayırt etmemesi için görmemesi gerek aslında baktığımız zaman. Bu beni de çok etkiler dediğiniz gibi. Evet. Öyleyse hani Freud'un yaklaşımı içerisinde libido üzerine bir kimlik inşası, bu aslında gençleri bir takım vadilerde ziyan zebil eden bir kimlik inşası sevgili Asuman. Onları gayelerinden koparan, sadece uhrevi gayelerinden değil aslında insanlık gayesinden de koparan, yüce şeylere talip olma gayesinden de koparan, şu insan mahiyeti kıvam dedin ya, Allah çok yüksek bir donanım yüklemiş bu mahiyete. Bu mahiyetteki o meali dediğimiz o yüksek idealleri yok eden bir kimlik. O kimlik, cinsel kimlik. Dolayısıyla onun üzerinden yola çıktığımızda, onun üzerine kimlik inşa ettiğimizde sadece gayeyi hayalimizden, yani uhrevi gayelerden kopmuyoruz. Sadece hizmet gayelerinden kopmuyoruz. Aslında şu insan mahiyetini de öldürmüş, onu da cinselliğin altında ezip bırakmış oluyoruz. Beden ve ruh, dikkat et bak, beden ve ruh, biz bedenden ibaret değiliz ki. Ruhumuz var ve kimliğimizi ruhumuzla inşa ediyoruz. Ve ruh, sevgili Asuman, o ruh sonsuzluğa aşık olarak yaratılmış olan bir ruh. Öyleyse o ruhun üzerinden, o ruhun ulvi alemleri olan iştiyakı üzerinden bir kimlik inşa etmek gerekiyor ve bunu çocukluktan itibaren başlatmak gerekiyor. Farkındaysan yaşadığımız zamanda çocukluktan itibaren çocukları o prenses hikayeleriyle, prenses çizgi filmleriyle, efendim giysilerle, o büyülerle, elindeki o çubuklarla zannediyorum başka bir kimlik inşasına doğru çekiyoruz.
Bunun da aslında çocukluktan itibaren kimlik inşasının da bu bağlamda yeniden sorgulanması gerekiyor zannediyorum. Üstad Hazretleri de hani elması cam parçalarıyla takas etme meselesine değiniyor ya, maddeyi manaya tercih etmek aslında tam olarak böyle bir şey sanıyorum. Ruhu, yani bedeni ruha tercih etmek tam olarak elması cam parçalı, yani bir cam parçasını almış oluyor elması bırakıp. Ve aslında çocukların da gençlerin de mahiyet o kadar temiz ki farkında değiller onlara aslında pompalanan bir şeyin peşinde gittiklerinden. Tabii öyle gittiklerinden demeyeyim de yani böyle bunun aslında biraz da kasıtlı pompalandığından. İnşallah bizler de bu konuda daha arkadaşlarımıza faydalı olabiliriz. Umuyorum bu kaydı izleyen arkadaşlar kimlik inşalarını neyin üzerine kurmaları gerektiğini biraz daha gözden geçirebilirler ya da kulluklarıyla kulluklarına daha da böyle önem verebilirler. Ümit ediyorum. Evet, inşallah sevgili Asuman, kültür inanılmaz yoz bir kültür. Şarkılara bile baksan gördüğün şey kadının gözü, kulağı, bedeni, boyu. Oysa biliyoruz ki bacak üzerinden, göz üzerinden, saç üzerinden bir kimlik inşa edilirse çürük bir zemine kimlik inşa edilmiş olur. Son bir şey daha söyleyeyim, bunu da bir sonraki programa bağlayalım, öyle kapatalım programı sevgili Asuman. Şimdi özellikle bu bana çok sorulan sorulardan bir tanesi de LGBT konusu, sana da soruluyor, sorularda geliyor o meyanda. Oradaki temel sorun da bu aslında. Oradaki temel sorun da bu. Yani çocuklar küçük yaşlardan itibaren cinsel kimlik üzerine kimlik inşa ettiklerinde her şey, bakın, cinsel kimlik üst kimlik haline geliyor ve bütün kimlikler, insanoğlunu var eden bütün kimlikler, o kimliğin altında, o cinsel kimliğin altında kalıp eziliyor. Ve bugünün temel sorunlarından bir tanesi de bu, biliyorsun. Yani bir taraftan kadın erkek ilişkileri, kız erkek ilişkileri konusundaki cinsel kimliğin üst kimlik haline gelmesi, bir taraftan da tabii cinsel kimlik üst kimlik haline gelince LGBT konusu da çok sorulan, çok konuşulan, çok önemli bir mesele haline gelmiş oluyor. Aslında problem aynı. Cinsel kimliğin bir üst kimlik olup olmaması meselesi temel soru. İstersen bu ucu açık bıraktıktan sonra sohbetin devamını önümüzdeki programa bırakalım. Senin ilave etmek istediğin bir mesele var mı? Ben de LGBT ile alakalı, evet, bu çok güzel bir yerden bakmış olduk. Kimlik inşasının asıl problem teşkil ettiğini, belki onun üzerine. Bunun birçok ele alınacak konusu var belki. Biz hani biraz daha kısıtlı imkanlar çerçevesinde bütün başlıkları belki ele alamayacağız. Ama dediğiniz gibi bu kimlik inşası üzerinden bir başlangıç yapmış olduk. Bu konuda da çok soru geliyordu. İnşallah faydalı olur. İnşallah sevgili Asuman. Öyleyse değerli kardeşlerimize, bizi seyreden değerli kardeşlerimize görüşmek üzere. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Ve sen istersen yine hatırlat bize yazabileceklerini kardeşlerimize. Tabii ki, evet. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Hem videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz, hem de Göz Hizası'nın e-mail adresi gencgözhizası@gmail.com'a sorularınızı bekliyoruz. Biz sizden gelen sorularla bir soru havuzu oluşturup aralarından seçmeye çalışıyoruz. Yani aslında programa şekil veren, yön veren sizlersiniz. Bu şekilde çok teşekkür ediyoruz bize yazan arkadaşlarımıza da ayrıca. Evet, hoşça kalın değerli kardeşlerim.